Mutlu günler sevgili izleyiciler. Haftanın ilk gününde yine birlikteyiz. Bu da gündeme gelmeliye. Hoş geldiniz. Evet, bu hafta yoğun bir hafta geçecek gibi görünüyor. Keza hafta sonu da çok yoğundu. Hafta sonu Hamas'ın Gazze'den İsrail'e doğru saldırmasıyla birlikte Tel Aviv yönetimi savaş durumu ilan etmişti. İki tarafta da ciddi can kayıpları var. Pazartesi günü de haftanın ilk işlem gününde çatışmaların piyasaya yansıdığını da gördük. Sabah saatlerinde dolar 28 lirayı dahi geçmişti. Altının onsu yükseliyor. Artan jeopolitik riskin altın ve dolar gibi varlıkların alımına nasıl yansıyacağına bakacağız. Diğer taraftan Ankara hükümet yetkilileriyle IMF yan yana geldi. Oradan ne gibi talimatlar çıktı, onların taleplerine neler yapılması gerektiğini söylediler. Ve belki de bütün emeklileri ilgilendiren bir gelişme. Milyonlarca emeklinin gözü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yapacağı açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için alınan kararları açıklayacak bugün. Tabii daha konuşacak pek çok şeyimiz var. Murat Bey ile karşımızda. O zaman haftanın ilk yayınına başlayalım. Merhaba Murat Bey. Merhabalar Ebru. Sıcak bir kışa başladık. Evet, şimdi biz ekonomiden bakıyoruz konuya, jeopolitiğe çok girmiyoruz ama birkaç şey söylemek istiyorum. Bir, öncelikle bu bir savaş değil. Savaş devletler arasında. Şu anda Filistin devletiyle İsrail devleti savaşmıyor. Bir terör örgütü, Hamas, İsrail'i sivillere saldırdı. Çatışma orada yürüyor. İki, Filistin davası ve Filistin halkıyla Hamas ayrı bir şey. Filistin'in davası haklıdır. Filistin halkının hak ve özgürlükleri korunmalıdır. Bu ayrı bir şeydir. Hamas bir terör örgütüdür. Hiç kimsenin, hiçbir terör örgütünün bir müzik konserine basıp 200 kişiyi katletmesi, silahsız sivilleri katletmesi kabul edilemez. Yani herkes lütfen bu iki konuyu birbirinden çok iyi ayırsın. Efendim Filistinliler mağdur ediliyor, Hamas terörü mağdurdur. Yok öyle bir dünya. O işin sonu herkes eline silah alır, dünya cehenneme döner. Yok öyle bir dünya. Ayrıca Hamas bence Filistin davasına çok ciddi zarar veren bir örgüttür. İki, Hamas'ın davasında Filistin halkının hak ve özgürlükleriyle bir ilgisi yoktur. Bunu böyle koyalım. Dolayısıyla şimdi şunu söyleyeyim. Bunun arkasında İran ve Rusya'nın olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de savaş bölgeye yayılacak diyorum. Yani Hamas'ın tek başına böyle bir operasyon yapmaya karar vermesi ve harekete geçmesi mümkün değil. Rusya şeyde sıkışınca, Ukrayna'da sıkışınca Batı'nın ilgisini dağıtmak için savaşı Orta Doğu'ya yaymaya çalışıyor diye bir düşüncem var. Ve özellikle İran da işin içerisine dahil olursa müttefiklerin ilgisi bölünür. Ben de şeyde Ukrayna'da biraz nefes alırım diyor. Şimdi bu düşünce bazılarına yadırgatıcı gelmiş olabilir ama Humeyni darbesinin arkasında SSCB'nin olduğunu ve bugünkü İran rejiminin arkasında Rusya'nın olduğunu bilirsek çok yadırgamayız. Şimdi bu bir kere savaş dediğin anda güvenli liman olan petrol, güvenli liman olan dolar ve altın yükselir. Bu kesin bizim ekonomiye ilgisi bu olacak. İki, İran'ın bu işe dahil olması veya İran üzerindeki yaptırımların, Rusya üzerindeki yaptırımların artması petrol fiyatlarını yukarı çekecektir. Şimdi eğer benim yaptığım gibi İsrail ve Batı dünyası başta Amerika olmak üzere bağlantıyı Hamas üzerinden İran ve Rusya'ya uzandırırsa bu Rusya ve İran'a uygulanacak yaptırımları çok 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 ağırlaştıracaktır. Bu da dünyadaki emtia fiyatlarını yukarı çekecektir. Gıda dahil Ebru. Bak bunu kimse unutmasın. Yani bunun bir çıt sonrası artık bölgesel savaş. O da bir çıt geçilirse İşte 3. Dünya Savaşı dediğimiz savaş umarım o aşamalara gelinmez ama Hamas'ın bu yaptığı çok normal bir iş değil. Adeta şey tabiri doğru bence. Bu da İsrail'in 11 Eylül oldu. İsrail güvenlik ve istihbaratla bilinen bir şeydi. Shin Bet yani İsrail iç istihbaratı ve Mossad dış istihbaratı çuvalladı ya da
hükümete bilgi vermediler ya da hükümet bu bilgiyi kullanmadı, bilmiyoruz. O da zaman içerisinde sızar. Ama bu iktisadı şöyle etkileyecek. Emtia fiyatları yükselecek, petrol fiyatları yükselecek, altın yükselecek, dolar güçlenecek. Bunu da zaten piyasada hemen gördüm. Agresif bir yükseliş söz konusu olur mu? Yani işe İran dahil olduğu zaman çok agresif bir yükseliş söz konusu olur. Yani şöyle düşün, dünyada iki en önemli petrol bölgesi Orta Doğu ve İran. Yani Basra Körfezi ve Orta Doğu. İki, dünyanın en büyük petrol doğalgaz ihracatçılarından biri Rusya. Yani eğer benim kurduğum bağlantı gibi İran ve Rusya'yı işin içerisine çekerse, çünkü terör örgütünün böyle 5000 roketle saldırması falan, yani arkasında bir devlet desteği yoksa mümkün değil. Yani bu kadar koordineli ve bir saldırı bir terör örgütünün çok aşan bir şeydir. Arkasında da başka güçler olabilir. Bu bir de işin içerisinde İsrail var. Şimdi İsrail dediğin zaman oturup 40 defa düşüneceksen finans kapitalin merkez, yani merkezinin Musevilerin, Yahudilerin elinde olduğunu biliyoruz. Bu tip olaylar, onlar da sadece cephede askeri olarak değil, finans kapitalle de dünya ticareti üzerinden cevap veriyorlar. Dediğim gibi İran'a yaptırımların yumuşaması falan konuşuluyordu. İşte Rusya işi dengeye gelmişti ama şimdi burada eğer bu işin arkasında İran ve dolayısıyla Rusya'nın olduğu ortaya çıkarsa, çok net söyleyeyim, yeni bir Ukrayna krizi gibi dalga geliyor. Peki içeri dönecek olursak, Ankara'da hükümet yetkilileriyle görüştü IMF heyeti, şöyle diyorlar ki faizleri daha fazla arttırın, bütçe açığını azaltın. Ücretleri ise gerçekleşen enflasyona göre değil, beklenen enflasyona göre yapın zamları diyorlar. Zaten bunu daha önce de duymuştuk. Şimşek de zaten ücretlere de düşük zam sinyali de vermişti. Maaşlara da çok zam yapmayı sevmez deniliyordu zaten Şimşek'te. Ne diyeceksiniz? Yani Ankara, yani hükümet bunları kabul edip yapacak mıdır? Ama zaten bunları yaparsak... Zaten hani IMF'nin bu direktiflerine de ihtiyaç kalmaz. Zaten her şey düzelir mi? Şimdi iktidarın, ben hükümet demiyorum, dikkat edebilirim. Niye hükümet demiyorum? Çünkü ortada bir hükümet yok ama bir iktidar var. Hükümet olabilmesi için siyaseten seçilmiş ve siyasi gücü olan kişilerin bir arada bir kabine oluşturması lazım. Öyle bir şey yok. Şu andaki kabine atanmışlardan oluşuyor. Yani teknokratlardan oluşuyor. Seçilmiş bir kişi var kabinede ve bütün güç de onda. Şimdi Türkiye zaten çok uzun zamandır IMF direktifleriyle yürüyor. Nereden yürüyor? Özellikle sosyal güvenlik açıkları üzerinden yürüyor. Bu OVP'de herkesin dikkatinden kaçan bir şey var. Bu mültecilerin istihdamıyla ilgili, onların entegrasyonuyla ilgili bir taahhüt var. Bu da IMF'in ve Batı dünyasının bizden istediği bir şey. Bizimkilerin de şu işine geliyor. Düşük ücret vereceğimiz, işte ensesine vur lokmasını al bir çalışan bizim patronların da işine geliyor. Netice itibariyle asıl Mehmet Şimşek ve Fiza Hanım IMF'in toplantısına gidecekler. Orada bir böyle daha net diyalog ortaya çıkar ama AKP iktidarının tek yolu var. IMF'in güdümüne girmek. Yani başka bir şekilde gidemezler. Çünkü bu boyutta bir finansmanı başka yerden bulamazlar. Düşük faizli ve uzun vadeli böyle bir finansmanı başka yerden bulamazlar. Peki bu durumda ne olacak? Düşük ücret, yani bütçe açıklarını zorlamayacak düşük ücret, işte patronların işine yarayacak bir ortam, yüksek faizler, yani Türk ekonomisi 90'lı yıllarına geri dönmüş bulunuyor. 90'lı yıllarda biz yaşadık, şimdi 40 yaş altındaki gençler pek hatırlamaz ama biz bu dönemi yaşadık. Seçim gelirken İşte IMF'e biraz sırtını döner iktidarlar ama sonra IMF'in dediğini yapmaya çalışırlar. Bugünkü zaten bu EYT'nin sebebi falan da hep IMF direktifleriydi. Sosyal güvenlik açıklarını kapatındı. Ama bu sefer IMF'in de bir sıkıntısı var. Türkiye'deki tek sıkıntı sosyal güvenlik açıkları değil. KKM var, bu korumalı mevduat var. Bu mülteciler için yapılan 9 milyonluk harcama var. Türkiye'de çalışıp kazanıp yurt dışına döviz götüren göçmen işçiler var. Bak, hafta sonu bir toplantıdaydım Marmaris'te. Otelde 4-5 tane Nepalli, Endonezyalı çalışan gördüm. Bu benim hep dikkat çektiğim, yani yabancı iş gücü. Onlar herhalde gelip de otelde bedava çalışmıyorlar.
çok kadar profesyonel bir ortamda. Şimdi bunlar da var. Yani Türkiye'nin sorunu bu sefer çok ağır. İşte IMF Dünya Bankası üzerinden bir destek atacak ama IMF direkt devreye girecek mi göreceğiz onu. Evet. Peki başta da söyledim. Bugün emeklilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne açıklayacağını merak ediyor. Bu akşam açıklanacak. Yarın onu da değerlendiririz diyelim. O zaman bugün de böyle noktalayalım. Yani emeklileri unutmasınlar ya. Çok eziyet çekiyor. Evet. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.